Merhabalar, YouTube'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ankara'yı soracak olursanız çok soğuk. Yarın daha da soğuk olacak. Bugün neler yapacağız? Bugün Plexi'den bir çalışma yapacağız. Daha önce takip edenler biliyorlar. Plexi'den bir sarı kutu örmüştük. İçine ip koyduk. Daha sonra oyuncakları doldurduk. Ama şu an en son banyo projesinde içinde tuvalet kağıdı var. Onu zaten orada kullanmaya devam ediyorum. O şekilde orada kaldı. Ondan öncesinde Plexi'den çanta örmüştük biliyorsunuz. Halkalar taktık. Sapı, kulpu, kenarı, püskülü derken. Ama çantada onu da zaten o zaman da aktardım. Sadece birkaç kez kullanımlık ya da çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Herhangi bir baskı uyguladığınız zaman hani çanta olarak yanınızda veya arabaya binip inerken baskı uyguladığınız zaman çatlayabilir, kırılabilir, çok çabuk çizilebilir. Bunları zaten o videoda aktarmıştım. Çok kullanışlı bir şey değil. Yani gösterişli bir şey ama kullanışlı bir şey değil. Bunları da zaten videolarda size kullanabilirsiniz, kullanamazsınız. Şu vadede bir kullanım sağlar diye aktarıyorum. Diğer ilk yaptığımda şeydi, çantaydı. Plexi bir çanta örmüştük ve demir halkalar takmıştık. Çok da güzel olmuştu. Onlar şu an elimde olmadığı için maalesef gösteremiyorum. Ama şey olarak böyle yukarıya buralara bırakayım videoda. Dilerseniz izleyebilirsiniz nasıl yapıldığını. Şimdi bugünkü şeyde videomuzda ne yapacağız? Böyle çekmece gibi bir şey yapacağız. Bir tane örneği var. Onu da göstereceğim zaten. O şekilde kullanabilirsiniz. Uzun süre de kullanabilirsiniz. Çocuk odasında içine mesela kalemler koyabilirsiniz. Makas falan. O tarz kırtasiye ürünlerini koyabilirsiniz. Kullanışlı olur. Ondan yana şüpheniz olmasın. Çünkü ben kullanıyorum. İçinde de çok şey var. Diğer bir şey de şunu söylemek istiyorum. Ben hani videolarımda bir diyelim ki tek bir ürün bahsediyorum. Bu o konuyla alakalı son olacak zaten. Bundan mesela evinizde ne varsa böyle kafanızda canlandırın. Çünkü sizin elinizdeki eşyaları da bilemediğim için diyorum ki şunu yapabilirsiniz. Şöyle bir şey oluşturabilirsiniz. Çocuk odası için böyle bir şey yapabilirsiniz. Elimden geldiğince örnek vermeye çalışıyorum. Bu örneği verdiğim zaman da ben bunları aslında sizler için veriyorum. Yani Derya Baykal'ın programı gibi bundan bir şeyler türetin, daha çok şeyler çıksın ortaya istiyorum. Ama görüyorum ki birkaç yerde ben anlattığım şeylerden farklı şeyler uygulanıp hemen yapılmış gibi gösteriliyor ve proje çalınıyor maalesef. İstiyorum ki yeni bir şey üretilsin, çalınmasın. Bu yüzden de ben artık söylemeyeceğim. Şunları, şunları, şunları da yapabilirsiniz diye aktarmayacağım. Siz zaten az çok tahmin edeceksiniz. Sadece bundan bunu yapıyorum diyeceğim. Mecburen bir süre böyle devam edecek kontrol amaçlı. Şimdi lafı çok uzatmadan projemize geçelim. Buyurun sizi içeriye davet ediyorum. Projemize başlayalım. Şöyle göstereyim. Bunların renklileri, şeffafları da var. Şeffaflar şu şekilde. Mesela bu şeffaf. Dışındaki poşetler bazen renkli olabiliyor. Hani ona aldanmayın ama bunun kendisi de lacivert. Bir de öyle bir durum var. Şimdi şunu kullanacağız. İki tane de şunu kullanacağız. Beyaz olarak var. Kırmızı olarak. Bunları çanta yapıyorduk. Nasıl yapıyorduk? Bu şekilde yan yana koyup etrafından 3 kısmı şu şekilde örüyorduk ve buraya da bu şekilde sap kısmı yapıyorduk. Çanta oluyordu. Ama tavsiye ediyor muydum? Etmiyorum. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir kutu var. Ben bunu yapmıştım ve şu anda bundan bir tane daha ihtiyacım var. O yüzden bu çantadan kalan parçaları buna yapacağım. Ne yapmışım? Kalemlerimi ve makası koymuşum. Hiç de bir şey olmadı. Bunun ipini şeyden örmüştüm. Onu da göstereyim hemen. Şu ipten örmüştüm. Dilerseniz bu tarz iplerden ya da kağıt iplerden, penye ipten ve makrame ipinden örebilirsiniz. Ben şu an aynısını yapmayacağım yine. Farklı ip kullanacağım. Bunu çok kullandığım için burası aşınsın istemiyorum. Sürekli bir şey alıp bırakırken. O yüzden bu kağıt ipleri kullanmayacağım.
Penye ipler çok kalın çıkıyor, ince çıkıyor. Mesela örerken ne oluyor? Buradaki sık iğne bir an böyle kalınlaşıyor. Daha sonra inceliyor. O tarz bir görüntüyü de sevmediğim için şunu örmeyi düşünüyorum. Böyle daha kibar, daha sade, soft bir şey olsun. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Örülüşüne geçelim. Olabildiğince yine ip koparmamaya çalışacağız. Çünkü birçok projede biliyorsunuz bunu yapıyoruz. İhtiyacımız olan ürünler Plex. Alt lacivert olsun. İnternette Plex'i yapan yerler varsa oraya ölçü verip bunları istediğiniz şeyde yaptırabilirsiniz. Jelatinle geliyor bu şekilde. Bunu çıkartıyoruz. Çok da güzel bir rengi var. Bunlar şeffaflara göre daha kalın. Diğer parçaların poşetlerini de çıkartıp ne yapacağız? Bunu buraya, diğerini de buraya. Böyle bir kutu elde edeceğiz. Şimdi diğer şeffafları da söküyorum. Buradayım. Birinci parçamız. Bunu buraya yapacağız. Şu ve bu parçayla alakalı durum. Yani bunu yatırdığınız zaman şunu sakın örmeyin. Çünkü o zaman kaldıramazsınız. Unutmayın onu. Bu tarz parçalarda. Şimdi buraya ait olan bu parça. Buraya ait olan da bu parça. Dilerseniz tam köşeden başlayıp dolanıp burada tekrar yukarı çıkabilirsiniz. Ya da şu üçüncüden başlayıp bu tarz şeylerde genellikle dönmesi daha kolay olur. O şekilde de başlayabilirsiniz. Şimdi parçamıza başlıyoruz. Şu şekilde bir halka yapıyorum. Ve buradan çıkartıyorum. Şu an burada bir tane yapacağım. Dönüşüm kolay olsun. Köşeye geldiğim zaman eklemem gerekiyorsa dolgu ekleyebilirim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya iki sık iğne yapıyorum. Genelde bu tarz şeylerde elde dolgu yapmak, sık iğne yapmak çok zor oluyor. Parçayı elimizde oynatamadığımız için. Şimdi farklı versiyona geçeceğim. İki dolguyla devam edeceğiz. Bu şekilde devam edeceğim. Hiç tutmasanız da olur. Kendinize yakın gelecek şekilde. Buradan alıyoruz. Aynı işlemi yapıyorum. Buradan kolay çıkartabilmek için böyle bir kıvrım oluşturuyorum. Yine aynı dolgum oluyor. Yani elimi değil, şunu değil, tığ oynatmış oluyorum. Yani şöyle göstereyim. Böyle yaparken eldeki parçayı sürekli aktarmamız gerektiği için zor oluyor. O yüzden böyle yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Köşe kısmına geldik. Şimdi buraya yine iki tane yapıyorum. Bir, iki. Bu şekilde yaparsanız kırılabilir.
Hemen açtırtmıyorsunuz. Yavaş yavaş. Birazcık daha döndüreceğiz. Artık parçamız döndü. Şu an burası oje oldu. Şimdi artık bunu kaldırdıktan sonra bu diğer parçaları da dik olarak devam etmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Dilerseniz buradan yukarı çıkıp devam edebilir ya da tüm parçaları yaptıktan sonra en son dördüncü de çıkış yapacağız. Şimdi bu parçamızı bu şekilde köşeye döneceğiz. Yani şu an böyleyken köşeyi dönerseniz bu yukarı alamazsınız. O yüzden bunu buraya koyuyoruz. İki sık iğne, iki zincir ile köşeyi dönmüştük ve bu parçayı kaldırdık. Şimdi yine şu parçamızı ekliyoruz. Böyle yaparsanız çok zorlanırsınız. Yine yan yatırıyoruz. İki sık iğnemizi de buraya yapacağız. Şuna direkt batıyoruz. Ve köşeyi dönmüş oluyoruz. İnşallah hayatta da köşeyi döneriz. Bu şekilde. Şimdi bu parçayı buraya monte edeceğiz. Yine ilk iki sık iğne, iki sık iğne olmak üzere bu kısmı köşeye kadar geliyoruz. Geldik. Bir zincir çekiyoruz. Buradan eksiğimizi tamamlıyoruz. Bir tane yaptığımızı. Bir zincir çekiyoruz. Ve böyle devam ediyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Artık bu süreçte üst üste batamayacağız. Şimdi bu şekilde etrafını dolanacağım. Böyle yaparsanız iç kısmından gitmiş olursunuz. O yüzden böyle yapıyoruz. Sola doğru gidiyoruz. Yine burada bir zincir çekiyorum. Buradan bir, iki, bir. Şimdi bunu bu şekilde böyle hiç koparmadan dolanıyorum. En son şu üç kısım kalıyor. Bunu da ayrı iple aşağı iniyorum. Şimdi buraya geldiğim zaman tekrar buluşuyoruz. Plexi şeffaf kutumuz ya da organizer dediğimiz o plexi organizerlerimiz bitti. Dilerseniz buna süsleme yapabilirsiniz. İp saklama yerlerini örgünün gittiği yerlerde saklarsanız herhangi bir bozulma olmaz. Şöyle bir papatya ördüm. Dilerseniz başka bir videoda bu papatya yapımını gösterebilirim. Şu an bu başka bir projenin şeyi parçası. Bunu bu şekilde buraya silikonla yapıştırabilir. Ya da
Başka tarz şeyler kullanabilirsiniz ama ben yapıştırmayacağım bunu. Dilerseniz dört tarafa böyle bir şey yapabilir. Bu kısma yapabilir. Böyle bir şey yapıştırabilirsiniz. Hazır yapışkanlardan. Bu tarz bir şey yapıştırabilirsiniz. Mavi olduğu için böyle bir şey yapıştırabilirsiniz. Ama hani bu birazcık spor olduğu için renk girmek istemiyorum şu an buna. Bundan köşelere şöyle bir püskül ya da boncuk geçirebiliriz. Şeffaf organizer kutumuz bitti. Dilerseniz banyo dekorunuzda, yatak odasında makyaj malzemeleri koyarak, banyo dekorunda içine pamuk veya o tarz kişisel bakım ürünleri koyarak, mutfakta peçetelik olarak ve çocuk odasında da yine kalemlik veya başka şeyler, hobi malzemeleri koyarak değerlendirebilirsiniz diyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, beğenmediyseniz de canınız sağ olsun diyorum. Ben yine yayınlara devam edeceğim. Umarım ilerleyen süreçte beğendiğiniz bir video ile sizlerle birlikte olurum diyorum. Abone olmayı unutmayın. Değişik projelerde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.